Matematik 2 dersimizin 4. ünitesiyle ilgili soru çözüyoruz. Sorumuzu okuyalım. X miktarı ve P fiyatı göstermek üzere bir malın talep fonksiyonu 20-3x şeklinde verilmiştir. P 0 eşittir 5 fiyatındaki tüketici rantı hangisidir? Yani biz tüketici rantını hesaplamamız gerekiyor. Şimdi burada tüketici rantını hesaplamak için önce bu P 0 eşittir 5 fiyatına karşı mal miktarını, x0 mal miktarını bulmamız gerekiyor. Yani biz 20 eksi 3x eşittir 5. Yani P0 deyip dolayısıyla bu 5 oldu. X'i bulacağız. Yani bu sağdaki 5'tir. Buradan 3x eşittir. Kaç yapar? 15. Ve x'in 5 olduğunu buluyoruz. Onu bazen x sıfırla gösterir. Yani mal miktarını gösterir. Şimdi formülü hatırlayalım. Tüketici rantı sıfırdan x sıfıra kadar, yani isterseniz genel formülü yazalım. P x dx eksi P sıfır çarpı x sıfır. Bu tüketici rantının formülüdür. Buradaki birinci ifade, yani integral, tüketicinin x sıfır kadar mal alması için istekli, yani olacağı, harcayacağı toplam paradır. P sıfır çarpı x sıfır ise onun harcadığı, gerçek harcadığı paradır. O zaman o fark onun rantını, yani tüketicinin rantını ifade ediyor. Şimdi değerleri yerine yazıp hesaplarsak sıfırdan 5'e 20 eksi 3x dx eksi P sıfırımız 5, x sıfır da 5 oldu çarpı 5, yani 25. Şimdi integralı hesaplayalım. Ayrı ayrı integralların farkıdır. İki integralın farkıdır. Birinci integralımız 20 çarpı x eksi 3. X'in integrali de x kare bölü 2'dir. Bura parantez yazıp dik çizgiyle 0,5 sınırlarını koyuyoruz. Bu formülden gelen ifadedir. Eksi 25. 5 çarpı 5. Şimdi değerleri koyuyoruz. Yani bu 20x eksi 3x kare bölü 2'de x yerine önce 5 koyuyoruz. Kaç yapar? 100 eksi 70, x'i yerine 5 koyduğumuzda 25 çarpı 3, 75 bölü 2 eksi 25. Bu da 75 eksi 75 bölü 2, değil mi? Sonuçta ne? 75 ne çıkar? 75 bölü 2 çıkar. Yani 75 eksi 75 bölü 2. Bunu da ondalık kesire çevirirsek 37,5. Dolayısıyla tüketici rantımız 37,5 çıktı. Bu da C şıkkında verilmiştir.